Merhaba SDN takipçileri, ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bugün baktığımızda işte iPhone 10s Max'e bakıyoruz. 1200 dolarlık fiyatı var ülkemizde de, fiyatı ortada. Akıllı telefon fiyatları çok pahalı diyoruz. Ama ben size şöyle bir şey söylesem, akıllı olmayan ve bundan belki de 15 yıl önce, 10 yıl önce çıkmış telefonların bazıları bugün servet değerinde desem ne dersiniz? Sizin için listemize 5 farklı klasik telefonu aldık, klasik cep telefonunu aldık. Bunlar akıllı telefon değil tabii ki de. Aslına bakarsanız bunlardan bazılarını çok iyi biliyorsunuz. Hatta bazılarını kullanmış bile olabilirsiniz bugünkü değerinin farkında bile olmadan. O zaman ilk telefonumuzla listeye başlayalım. Nokia 8110, ona takılan lakapların dışında çok önemli birkaç farklı özellikle piyasaya sunulmuştu. Bunlardan ilki dahili bir antene sahip ve piyasaya sunulmuş ilk telefondu. Böylece insanlar bu lastik gibi antenlerle oynayıp onları kırmak zorunda kalmıyorlardı. 8110 bu olayı tamamen ortadan kaldırmıştı. Bunun dışında yetenekleri oldukça iyiydi. 250 kişiye kadar adres defterini doldurabiliyordunuz ve dahili kızılötesi sayesinde de birçok farklı kontrolü yapabiliyordunuz. Eğer bu telefona şu an evinizde sahipseniz 500 dolara satabiliyorsunuz. Evinizde öyle duruyorsa ve çalışabilir durumdaysa 500 dolara bu telefonu okutabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama eğer Chrome versiyonu kutulu bir haldeyse 1300 dolara kadar bu telefonu satmanız mümkün. Bir sonraki telefonumuza geçelim. Listemizin 4. sırasında yine bir Nokia var. Nokia 9000 Communicator. 1996 yılında Nokia farklı bir yola gitti ve ilk olarak klavye düzenine sahip bir telefonu bizlerle buluşturdu ve bu telefonun yetenekleri hakikaten muazzamdı. 9000 serisi sadece telefon görüşmesi yapmanız için tasarlanmamıştı. Bunun dışında fax alıp atabiliyordunuz, SMS'leriniz ve e-mailleriniz de sizlere müthiş bir rahatlık sağlıyordu. Dedi ki o dönemde yani geniş klavyeli bir telefon kullanmak özellikle iş dünyasındaki insanlar için çok önemliydi. Şimdi belki size komik gelecek ama Nokia 9000 Communicator o dönem için gerçekten muazzam ilerlemeler olan işte not defteri, takvim, hesap makinesi ve daha birçok farklı özelliği içerisinde barındırıyordu. Bunları oldukça kapsamlı bir şekilde yapıyordu. Yani diğerleri hesap makinesi noktasında bu kadar iyi noktada olmamasına rağmen Nokia 9000 harika işler çıkartıyordu. Ve gelelim değerine. Eğer hakikaten bu telefon serisinden bir tanesine sahipseniz 1000 doların üzerinde satışını yapabilirsiniz. 1000 ile 1085 dolar arası son zamanlarda özellikle eBay gibi birçok farklı bu açık arttırma sitesinde bu telefonlar satın alınıyor. Kutuluysa daha da yükseğe satarsanız onun değerini biz bile bilmiyoruz. Listemizdeki akıllı telefon modellerinden biri bu sefer arkadaşlar ve bu telefonun fiyatı gerçekten oldukça farklılık gösteriyor. Çünkü Steve Jobs'ın belki de akıllı telefon dünyasını başlattığı iPhone'dan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar oturup size ilk jenerasyon iPhone'un özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Zaten teknoloji tutkunları ilk iPhone'un getirdiklerini çok iyi biliyorlar. Özellikle multitouch'tan tutun da o kamera performansına ve arayüz desteğine kadar iPhone büyük bir devrimdi. İlk iPhone'dan bahsediyorum. Eğer bu telefonlardan birine sahipseniz 100 dolarla 1300 dolar arasında onun temiz bakımına göre satma imkanınız bulunuyor. Çünkü neden aslında baktığınızda çok eskiye gidilmiyor ama insanlar genelde yeni bir iPhone çıktığında eskisini bir kenara ayırdıkları için bazen bu telefonlar böyle köşede unutulabiliyor. Koleksiyoncular için de çok büyük bir değer taşıyor. Ama şimdi listemizdeki diğer telefonlara baktık işte 1000 dolarlar, 1300 dolarlar, burada 100 dolar diyoruz. Hayır, olayın aslı öyle değil. Eğer elinizde ilk iPhone'un mühürlü ve jelatinli bir hali varsa onu 20 bin dolara kadar satabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 20 bin dolara geçtiğimiz yıllarda bir satış gerçekleşti. Listemizde Nokia telefonların hakimiyeti devam ediyor. 2005 yılında piyasaya sürülen Nokia 88 çift sıfır serisi hem kaydırmalı kapağı hem de çizilmeye dayanıklı ekranıyla dönemin en lüks telefonlarından biri olarak kabul ediliyordu. Telefonun gümüş, altın, siyah olmak üzere farklı farklı renklerde piyasaya sunulduğunu hatırlatalım. Ama bunlar arasında siyah renk diğerlerinin çok üstünde bir değere sahip. Eğer bu telefonu kutulu olarak saklıyorsanız, kutusu fiziksel kutusu olduğu gibi duruyorsa, açılmışsa da olur, açılmamışsa da olur, onu 1600 dolara kadar satabilirsiniz. Yani diyelim kutuyu açmadınız, etmediniz,
tamamen kapalı halde. Onun fiyatı hakikaten şu anda tahmin edilemiyor. Ortaya böyle çok fazla kutu çıkmıyor. Kullandınız ettiniz. Bu sefer de sadece telefon var elinizde, 1000 dolara kadar onu okutabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer jelatinli hiç açılmamış bir 88 çift sıfırınız varsa zengin oldunuz. Şimdi arkadaşlar listemizdeki telefonlarda genelde 1996-95 yıllarına kadar geriye gittik. Yani cep telefonlarının popüler olduğu zamanla akıllı telefonların başlangıcına kadar gittik. Bu aralıkta telefonlarımız bu seferki 1980'lerden geliyor. 1982 yılında cep telefonu diye bir şey vardı arkadaşlar ama bugün kullandığımız anlamda böyle cebimize taşıyabileceğimiz kadar rahat aletler değildi. Bu telefonlardan biri olan Mobira Senatör'ün herhangi birini taşımak bile sizi bu eski savaş filmlerinde böyle cepheye mermi taşıyan, telsiz taşıyan adamlar gibi gösteriyordu. Öylesine heybetli bir cihazdı. Yani neden böyle söylüyorum? Çünkü 10 kilograma yakın ağırlıklarıyla insan aslına bakarsanız otomobiller için tasarlanmış telefonlardı. Ama otomobilde değil, acilen kullanmanız gerektiğinde alıp yanınızda taşıyabiliyordunuz. Tabii 10 kilogramlık bir cihazla nereye giderseniz böyle düşünsenize, böyle arkadaşlarınızla masaya oturuyorsunuz. Adamlar böyle telefonları diziyorlar. Siz Mobira'yı bir koyuyorsunuz, 10 kiloluk telefon. Yani böyle heybetli bir şeydi ve bu telefon hakikaten çok değerliydi. Tabii ki bu özellikleri veya çok tutulup tutulmamasına bağlı bir değer değil. 4000 dolara kadar Mobira Senatör'ü satabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Bunun sebebi ise tabii ki tarihsel öneminden dolayı akıllı telefonlar olsun, cep telefonları olsun. Yani telefon sektöründe önemli bir çağa adım atmamızı sağlamıştı 1982'de Mobira Senatör. Evet arkadaşlar, bugün sizler için geçmişte kalmış ama bugün adeta birer servet değerindeki 5 farklı telefonu inceledik. Listemiz bir dönemin fırtınası. Gerçi artık yine iyi durumdalar. Nokia tabii ki hakimdi. Bunun dışında iPhone vardı ve ilk cep telefonu diyebileceğimiz Mobira Senatör vardı. Siz de bu video hakkındaki fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.